Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafiye ve redif noktasında çalışmalar yapacağız. Evet, kafiye ve redifi bir hatırlayıp üzerinde şiirler üzerinde uygulama yapalım. Peki şimdi, Sümmaniyem ya Rab gönlüm hoş eyle, ya sabır ver ya bağrımı taş eyle, ya bir çift kanat ver ya bir kuş eyle, tez varayım yar bağında talan var derken. Şimdi arkadaşlar şiiri okuduk. Şiirde ilk önce biz hangi dizeler arasında kafiye arayacağımızı bilmemiz lazım. O zaman ben buraya ne diyorum? A diyorum, A ile başlıyorum. Eyle, eyle. O zaman bu da A ise arkadaşlar E ile, bu da A. Fakat sonuncusu varla bitmiş, o zaman buna B derim. Peki ben burada hangi dizeler arasında kafiye redif arayacağım dersem 1, 2, 3 arasında aramam gerekiyor. Hemen arkadaşlar sondan başlıyorsunuz. Kelimenin sonunda ilk önce ne yapıyoruz? Yazılışları aynı, görevleri aynı, anlamları aynı olan bir kelime var mı? Yani önce redif arayalım. Daha sonra buna bir sözcük halinde veya ek halinde redif de diyebiliriz. Daha sonra kök durumuna geçtiğimiz zaman da kafiye arayacağız. Peki E ile, E ile, E ile arkadaşlar. Baktığım zaman bunun yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı. Ben bunu nasıl anladım? Tabii şiiri okuyarak anladım. Burada ne vardır? Eylemek fiil anlamında, hepsi de aynı anlamdadır. O zaman bu eyleler arkadaşlar, ne diyeceğim ben? Yazılışları aynı, görevleri aynı. Ben buna redif diyebilirim değil mi? Çünkü biz sözcük halinde redif dediğimizde görevleri, yazılışları, anlamları aynı olması gerekiyor. O zaman eyleler rediftir. Peki burada kalacak mıyım? Hayır. Arkadaşlar eğer son kelime aynı şekilde yazılmışsa bir önceki kelimeye bakacağız. Peki hocam, bir önceki kelime de aynıysa, mesela hoş eyle, hoş eyle, hoş eyle aynıysa, o zaman arkadaşlar bir önceki kelimeye bakacağız. Yani biz kelime farklılaşana kadar ne yapmış olacağız? Kafiye ve redif aramış olacağız. Peki ne yaptım burada arkadaşlar? Hoşun altını çizdim, taşın altını çizdim, kuşun altını çizdim. Baktığım zaman hepsi ne halinde? Kök halinde. Peki bunların üçü de kökse burada redif var mıdır? Hayır, redif yoktur. Çünkü hatırlayın, kafiye kökte aranır, redif ekte aranır arkadaşlar. Peki o zaman ben bu şekilde, eğer redif yoksa ne yapacağım? Ses benzerliği var mı diye sondan başlayıp sayacağım. Peki baktığım zaman şeyler ortak mı? Ortak. Peki başka ortak ses var mı arkadaşlar? Hayır. O var, A var, U var. O zaman burada hiçbir şekilde ortak ses yok. Hatırlayın bizim notumuzu. Kafiyelerde asla ses değişimi olmazdı. Ama redif olsaydı burada redifler I, I, U, I olabilir. D, D olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ama burada asla ses değişimi olmaz. O zaman burada bir tane ses benzerliği varsa biz ne diyoruz? Tek ses benzerliğine yarım kafiye diyoruz. Hatırlayalım, tek ses benzerliği yarım kafiyedir. Tamam. Çok güzel. Peki gelelim ikinci şiirimize. Ne zaman geleceksin, yıllar yorduğunda mı? Seni bekleyen kalbin bir gün durduğunda mı? Arkadaşlar kelime, son kelimeyi okuduğum zaman burada hemen kelimenin ilk önce kökünü bulun arkadaşlar. Çünkü burada baktığım zaman aynı yazılan bir kelime yoksa burada ben ek halinde redif vardır diyebilirim. Ama redif var mı yok mu bilmiyorum. Peki kelime nedir arkadaşlar? Kökü yormak. Bunun nedir arkadaşlar? Kökü durmak. Şöyle baktığım zaman ikisi de fiil midir? Evet, ikisi de fiildir. Bakın buraya çok dikkat edin. Bir sözcükte eğer redif arayacaksanız kesinlikle ikisi de aynı türden olması gerekiyor. Yani ya ikisi de isim olacak ya ikisi de fiil olacak. Eğer biri isim biri fiil varsa orada asla redif aranmaz. Buna çok dikkat edin. Peki yormak kök, durmak kök. Kökten sonraki alan eklere baktığım zaman doğunda mı, doğunda mı? Bakın yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı. Bakın burada ben nereden aldım? Dık dik var burada sıfat fiil eki. D daval bulunma hal eki. Ve mide soru edatıdır. Oradan ben görevleri aynı diyorum. Eğer arkadaşlar burada bir not hatırlatayım. Ekler noktasında sıkıntınız varsa lütfen ekler konusunu halledip bu şekilde kafiye redife gelirseniz konuyu çok daha rahat anlayabilirsiniz. Tamam. Peki doğunda mı, doğunda mı, doğunda mı dediğim zaman bak ne yaptım ben? Yazılışları aynı dediğim, görevleri aynı dediğim, o zaman ben de buna ne diyeceğim arkadaşlar? Redif diyeceğim. Çünkü bunlar aynı şekilde yazılmış. Peki redifi bulduktan sonra durdum mu? Hayır. Ne yapıyorum? Rediften önceki kelimelerde, bu sefer de köklerde kafiye arıyorum arkadaşlar. Bakıyorum R'ler ortak. Başka ortak ses var mı? Hayır. Bakın burada O var, burada U var. Tekrar burada bir R sesi ortaktır. Tek ses benzerliği neydi? Yarım kafiyeydi. O zaman burada hem redif hem de yarım kafiye vardır diyeceğiz. Tamam. Peki üçüncü şiirimize bakalım. Gel bakma kimseye hor. Halkı yorma, kendin yor. Yıkmak için çok düşün. Yıkmak kolay, yapmak zor demiş arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Hor, yor ve zor şeklinde ben ne yaptım burada? Aynı sesleri buldum. Bakın aynı sesler bizim için önemlidir.
Buradaki düşün sözcüğü B olduğu için burada kafiye redif burada aranmaz. Peki bakıyorum önce kök müdür yoksa ek var mıdır? Hor köktür, yor köktür, zor köktür. Arkadaşlar bu üçü de kök halinde olduğu için burada bir defa redif yok. Peki her şeyde redif olmak zorunda mı? Hayır, her şeyde redif olmak zorunda değil. Her şeyde kafiye de olmak zorunda değil. Buna dikkat edin. Peki o zaman burada hemen kafiye arıyorum. R'ler ortak mı? Ortak. O'lar ortak mı arkadaşlar? Ortak. Peki başka ortak ses var mı? Hayır, bakın burada H var, burada Y var, burada Z var. Bunlar ortak ses değil. O zaman sadece or sesi, iki ses ortak olduğu için bir hatırlayalım. İki ses benzerliği neydi? Tam kafiyeydi. O zaman burada tam kafiye vardır diyeceğiz. Tamam. Çok güzel. Peki diğer kağıdımıza geçelim. Evet, burada ne demiş? Sana meftun olalı sevdalandım belaya. Mecnun bile bu kadar tutulmadı Leyla'ya derken. Arkadaşlar burada kökümüz beladır. Burada kökümüz Leyla'dır. İkisine de bakıyorum. İlk önce lütfen bakın bu nota çok dikkat edin. İsim mi, fiil mi? İkisi de isim olduğunu anladım. Bela da isimdir, Leyla da isimdir. Peki buraya ne gelmiş? Ya gelmiş. Buraya ne gelmiş? Ya gelmiş. Bakın burada görevleri aynı mı? Yazılışları aynı mı? Anlamları aynı mı diye baktığımız zaman bakın ikisi de isme geldiği için buradaki sondaki E'ler nedir? Yönelme halekidir arkadaşlar. Peki bu Y'ler nedir? Kaynaştırmadır. Peki ikisi de aynı görevde ve aynı yazılışta olduğu için biz bu yağlara ne diyeceğiz? Yağlara tabii ki ek halinde redif diyeceğiz. Burada bir redif var. Peki kafiye var mı? Hemen bir önceki kelimelerde de kafiye arayacağız. A'lar ortak mı? Ortak. L'ler ortak mı? Ortak. Peki başka ortak ses var mı arkadaşlar? Hayır, başka ortak ses yok. O zaman burada sadece la'lar ortaktır. İki ses benzerliği gene beni nereye götürür? Tam kafiye götürür. Burada hem redif hem de tam kafiye vardır diyoruz. Tamam. Çok güzel. Peki sabrım alıp felek bana 100.000 bela verir. Az olsa bir meta ona el çok baha verir şeklinde bir şiirimiz var. Gene arkadaşlar baktığımız zaman virür yazılmış. Burada da virür yazılmış. Vermek dilinde bu eski dilde yazılmış. Peki ben ne yaptım? Burada yazılışlarını aynı gördüm. Görevleri aynı gördüm. Çünkü vermek fiili, vermek fiili buradaki ürlerde geniş zamandır aynı şekilde yazıldığı için ben ne yapıyorum? Buna redif diyebiliyorum. Sözcük halinde redif. Peki bir önceki kelimeyi de bakalım. Belki birbirine bağlı bir redif de olabilir. Kök nedir? Beladır. Kök nedir? Baha. Arkadaşlar burada baktığım zaman ikisi de kök halinde olduğu için bir ek yok. O zaman burada redif yok. Önce ne yapıyorum? Virürleri yazıyorum. Virürler nedir o zaman? Sözcük halinde redif diyeceğiz arkadaşlar. Biz burada bu redif var. Peki hemen bir önceki kelimeye geçtim. Sadece orada kalmadım. A'lar ortak mı? Ortak. Peki başka ortak ses var mı? Hayır, yok. Peki burada çok önemli bir not var şimdi. Arkadaşlar sadece A'lar ortak ama A'nın üzerinde şapka var. Lütfen bunu notlarınıza yazın. Eğer bir harfte şapka varsa arkadaşlar o iki ses kabul edilir. Lütfen buna çok dikkat edin, tamam? Baha, bela derken orada bakın uzatarak okuyoruz. A'nın üzerinde şapka varsa ben bunu iki ses kabul ediyorum. O zaman sakın buna yarım kafiye deyip tuzağa düşmüyoruz. Ne diyoruz? Tam kafiye. Çünkü şapka varsa bu iki sestir. Eğer hocam yanında bir ses daha olsaydı mesela la olsaydı, la'lar ortak, o zaman bir L sesi, iki de A sesi ne yapar? 2 artı 1, 3. O zaman 3 ve fazla da zengin kafiye olacaktı. Lütfen şiirleri bu şekilde dikkat edin. Şapka notunu unutmayın, tamam? Şapka varsa iki ses sayılır. Çok güzel. Peki garibim namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben derken. Gene bakın 1, 2, 3 arasında arıyorum. Dördüncü de arkadaşlar ben kafiye redif aramıyorum. Peki gene kelime halinde bir redifimiz var burada. Diyorlar, diyorlar, diyorlar. Arkadaşlar 3 tane demek fiili aynı şekilde kullanmış. Yazılışı aynı, görevi aynı. O zaman burada sözcük halinde bir redif var. Peki bir önceki kelimeyi de gene çizelim. Kerem, harem ve verem. Baktığım zaman burada bir arkadaşlar kök halinde mi ek var mı? Hepsi kök halinde. Kerem de köktür, harem de köktür, verem de köktür. O zaman ben buna bağlı olarak bir redif bulamıyorum. Sadece diyorlar sözcüğünde sözcük halinde redifimiz vardır. O zaman ben buna redif dedim. Peki burada hemen gene kafiye arayacağım arkadaşlar. M'ler ortak mı? Ortak. E'ler ortak mı? Ortak. Peki R'ler ortak mı? Gene ortak. Peki arkadaşlar rem 3 tane ses. E hocam burada E var, burada da E var ama burada A var. Bu ikisini alsam olur mu? Hayır, sakın olmaz arkadaşlar. Buradaki kural şudur. Kafiyede veya redifte üçünde de ortak olması gerekiyor. Hocam işte ikisinde olsa olur mu? Olmaz. Hocam işte üçünde de olacak mı? Evet, üçünde de olacak. Peki dolayısıyla buradaki sakın bu iki E sesini vurup da Erem şeklinde yazmayın arkadaşlar. Burada üçünde de ortak ses sadece rem'dir. O zaman 3 ses benzerliğine biz ne diyoruz? Zengin kafiye diyoruz. Burada bu şekilde buluyoruz. Tamam. Peki çok güzel.
Diğeri, gel kurudu köklerim bir damla su ver zalim, gel dindir bu acıyı kalmadı benim halim derken. Arkadaşlar gene hemen bakıyorum ek var mıdır veya kök halinde mi bunlar. Zalim köktür, hal köktür. Dikkat edin burada hal ek almış im ekini ama zalimde ek yok. Peki ne yapacağız? Hemen buraya da çok dikkat edin. Bu da öğrencimizin karıştırdığı bir husus. Hocam diyor ben burada diyor o zaman birinde ek var birinde ek yoksa ne yapacağım diyor. Arkadaşlar kafiye arayacak mıyım? Tabii ki arayacaksınız. Bakın ek ikisinde de olsaydı redif arardım. Fakat birinde ek var birinde ek yoksa o zaman ben ne yapıyorum? Otomatik olarak sondan başlayıp ortak sesleri sayıyorum ve ona göre de kafiye buluyorum, tamam mı? Yani sakın burada hocam burası ektir burası köktür deyip burayı geçme durumu gibi bir şey olmasın. Burada kafiye arayacaksınız. Yani redif falan var diye düşünmeyin. Peki M'ler ortak mı? Ortak. İ'ler ortak mı? Ortak. L'ler ortak mı? Ortak. A'lar ortak mı? Ortak. Çok güzel. Bakın alimler burada ortak sestir. O zaman burada 4 tane ses benzerliği var. Biz ne demiştik? 3 ve fazla ses benzerliği zengin kafiye. O zaman burada zengin kafiye verdim. Lütfen verdiğim notu unutmayın. Demek ki birinde ek birinde kök varsa gene kafiye arayacağım. Tamam. Çok güzel. Peki diğeri. Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete gezdim diyar diyar derken. Süper. Arkadaşlar burada da hemen bir notumuz var. Şimdi bakın burada yardır kök. Burada diyardır. Peki şimdi bir kural var. Eğer diyor bir dizedeki kelime diğer dizedeki kelimenin içinde geçiyorsa buna biz tunç kafiye diyorduk hatırlayın. Bakın yar sözcüğü neyin içinde geçti? Diyarın içinde geçti. Peki o zaman ben bunu yara ne diyeceğim? Arkadaşlar tunç kafiye diyeceğim. Fakat burada bir not var. Bazı kaynaklar tunç kafiyeyi kabul etmiyor. Eğer şıklarda tunç kafiye yoksa arkadaşlar bu sefer ne yapacaksınız? 3 tane ses benzerliği sayıldığı için burada A'yı da sayarsak 4 oluyor tabii ki A'yı unutmayın. Şapka varsa 2 ses benzerliği olur. O zaman buna zengin kafiye diyeceksiniz. Lütfen bunu soruya göre hareket ediyorsunuz. Tamam. Çünkü bazen kabul ediyorlar kaynaklar, bazen kabul etmiyorlar. Biz de diyoruz ki ikisini de bilelim. Hangisi sorulursa onu cevaplarız. O zaman buradaki yara tunç kafiye, eğer yoksa zengin kafiye diyeceksiniz. Tamam. Harika. Peki şah verdi fili sürdü sinemde yara dalı. Şu cihanda gül yaradan yara dalı. Süper. Arkadaşlar burada da farklı bir kafiye var. Şimdi birincisinde sinemde yara dalı derken bakın dikkat edin. Burada bir dal ve yaradan bahsediyor. Peki şu cihanda gülmedim yaradan yara dalı. Burada yaratma eyleminden bahsediyor. Peki arkadaşlar yazılışları aynı. Fakat anlamları farklı olan bu kafiye çeşidine biz ne diyorduk hatırlayın. İşte bu yara dalı sözcüğüne aynı yazılmış ama anlam farklılığı var. İşte bir sesteş sözcükler oluşan kafiye cinaslı kafiyedir. Buna da dikkat edin. Tamam. Hocam ama birincisi böyle ayrı yazılmış, ikincisi bitişik. Fark etmez arkadaşlar. Ayrı da yazılsa, bitişik de yazılsa eğer sesteş bir sözcükse buna kesinlikle cinaslı diye yapıştırın. Tamam. Çok güzel. Bu nota da dikkat edin. Peki. Ben aldandım karanfilin alına, selam tomurcuklu defne dalına derken. Süper. Arkadaşlar bakın karanfilin alına derken buradaki aldır kök kırmızı anlamda lütfen şiirin anlamına çok dikkat edin. Defne dalı derken burada da kök daldır. Peki burada bir isim tamlaması var mı? Evet var. Bakın ek de var burada. Karanfilin alı defne dalı derken bakın ikisi de bir isim tamlamasıdır. O zaman isim tamlamasıysa şu ığlara bez iyelik yani tamlanan eki deriz. Sondaki e'lere de arkadaşlar affedersiniz yaklaşma hal eki deriz. O zaman görevleri aynı, yazılışları aynı, anlamları aynıysa biz buna ne diyeceğiz? Bakın ikisi de isme gelmiştir aynı zamanda. Al kırmızı anlamda dikkat edin fiil değildir. Dal da gene burada isim anlamında. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Inalara ne diyoruz? Redif diyoruz. Tamam. Inalar rediftir. Peki bakalım ses benzerliği var mı? L'ler ortak mı? Ortak. A'lar ortak mı? Ortak. Allara da gene ne diyeceğim? Tam kafi diyeceğim. Peki ama burada gene ne diyeceğim ben? Tekrar onu hatırlatıyorum. Eğer şıklarda tunç kafiye varsa bu sefer buna ne diyeceksiniz arkadaşlar? Alınalar tunç kafiye diyeceksiniz. Bunu da tekrar söylüyorum. Şıklara göre hareket edin. Soruya göre hareket edin. Eğer bu şekilde tunç kafiye varsa doğru cevap budur. Yoksa bu şekilde redif ve tam kafiye şeklinde arayacaksınız. Tamam. Çok güzel. Bunu bu şekilde çözelim.
Peki diğeri, bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yollar. Evet, gene aynı sözcükte yollar, yollar yazılmıştır. Sözcük halinde bir redif vardır. Hemen ikinci kelimenin kökünü bulacağım. Kıvrılmaktır kök, görünmektir kök arkadaşlar, ya da görmektir kök diyelim. Peki şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, burada bir anlar var, dikkat edin, an an. Peki biz ne diyorduk fiillere gelen, hatırlayın, anası mezar dikecekmiş diye bizim bir eklerimiz vardı. Neydi bunlar? Sıfat fiil. Harika. Peki sıfat fiil ekleri, bakın ikisi de fiile gelmiştir ve sıfat fiil görevindedir. O zaman ben burada ne yapacağım? Redifi hop birleştireceğim. An yollar, an yollar diye bir şekilde birleştiririm. O zaman an yollar arkadaşlar, bakın hem sözcük halinde hem de kelime halinde, ek halinde redif var. O zaman bu ikisi rediftir. Ne yapıyorum? Devam ediyorum. Bakalım ortak ses var mı kökte? L'ler ortak mı? Hayır, bakın yok. Burada L var, burada N var. O zaman burada ortak ses yok, kafiye yoktur. Demek ki her şiirde kafiye olacak diye bir şart da yok. Ya da her şiirde redif olacak diye bir şart da yok. Lütfen ne varsa onu arıyorsunuz. Peki susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı? Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı derken? Bakın burada kök çarktır. Burada kök farktır. Çok güzel. Bakın çark isimdir, fark da isimdir. Peki sonda ne var? Bir ı var. Peki bu ne halidir? Acaba iyilik eki midir yoksa hal eki midir arkadaşlar? Burada çok önemli nota, dikkat edin. Bakın iki tane i vardır ama biri hal eki, biri iyilik eki ise kesinlikle orada redif olmaz. Redif olması için ya ikisi de iyilik olacak ya da ikisi de hal eki olacak arkadaşlar. Bunu nasıl anlayacağız? Şiir okumanız gerekiyor. Susuz değirmenleri ne ile döner çarkı derken, bakın değirmenlerin çarkı derken bu bir isim tamlaması. O zaman bu isim tamlaması da şuradaki ı iyilik eki, yani tamlanan ekidir. Peki kerem etmeyen beyin ne fakirden nedir farkı derken, beyin farkı derken, bakın burada bey isim anlamında beyin farkı diyoruz. Bu zaman burada da bir isim tanımlaması var. Buradaki ı da gene tamlanan ya da iyilik ekidir. Muhteşem. O zaman yazılışları aynı, görevleri aynı. O zaman ben buna ek halinde redif diyorum. Peki kafiye arayacağım. K'ler ortak, R'ler ortak, A'lar ortak. Çok güzel. Ark diyoruz. 3 tane ses benzerliği varsa bunun adı da arkadaşlar zengin kafiyedir diyeceğiz. Tamam. Harika. Doğru söylerim halk razı değil, eğri söylerim hak razı değil. Evet, bakın değiller ortak. İkisi de olumsuzluk edatıdır. Peki razı değil diyorum. Bakın o da aynı yazılmış, razı razı. İkisi de aynı anlamda, aynı görevde. Bu sefer ne yapıyorum? Bir önceki kelime halk köktür, hak köktür. Ha, burada duruyorum. Burada ek olmadığı için burada redif yoktur. O zaman razı değiller, razı değiller ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu ikisine redif diyeceğiz. Çünkü burada iki tane sözcük halinde redif vardır. Hemen bir önceki kelimede ne yapıyorum? Bakın bu şekilde, yani ortak yazılmışsa hep bir önce, gerekirse başa kadar gideceksiniz arkadaşlar. Bu zaman halkla halkla arayacağım. K'ler ortak mı? Ortak. Başka ortak ses var mı? Hayır, yok. O zaman sadece bir tek ortak ses varsa, tek ses benzerliği neydi? Yarım kafiyeydi. Arkadaşlar burada da yarım kafiye vardır diyeceğim. Tamam. Harika. Bu da bu şekilde. Peki gözyaşım coşkun nehir selidir, içimi coşturan bahar yelidir derken, bakın gene kökümüz sel, kökümüz yel. Arkadaşlar burada da gene bir isim tanımlaması var. Bakın nehir seli, bahar yeli. O zaman bu iler nedir? Tamlanan ekidir. Dirler nedir? Ek fiil eki, geniş zaman eki. O zaman aynı yazılmış, görevi aynı, yazılış aynı. Arkadaşlar idirlere redif diyeceğim ek halinde. Peki kafiye arıyorum. L'ler ortak, E'ler ortak. O zaman el diyorum. İki ses benzerliği nedir? Tam kafiyedir. Bu şekilde hem kafiye hem redif var. Değirmen, değirmen beni de öğüt. Ben meyvesiz ağaç yürüyen söğüt derken. Bakın öğüt köktür, söğüt köktür. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Öğüt sözcüğü söğütün içinde geçti mi? Geçti. Peki geçerse biz ne diyorduk? Bir kelime diğer kelimenin içinde geçiyorsa bunun adı tunç kafiyeydi. Peki hocam tunç kafiye yoksa ne diyecektik, hatırlayın? Tabii ki zengin kafiye diyorum. Çünkü burada zaten redif falan da yok. Direkt zengin kafiye dedim. Hepsi kök halinde. Tamam. Gene tekrar hatırlatıyorum soruya göre. Peki aramızı kesti dumanlı dağlar. Artıyor efkarım yine bu çağlar. Kök dağdır. Kök çağdır arkadaşlar. Peki burada ne yaptım? İkisi de isim midir? İsimdir. O zaman ben ikisi de isimse redif arayabilirim. Lar çokluk ekidir. Lar çokluk ekidir. İkisi de isme gelmiş. Bakın görevleri aynı, yazılışları aynı, çokluk halinde. O zaman ben buna ne diyorum? Redif diyorum. Peki yumuşak g'ler ortak mı? Ortak. A'lar ortak mı? Ortak. Başka ortak ses yok. O zaman A sözcüğüne iki ses benzerliği olduğu için de tam kafiye diyeceğim. Ve bu şekilde arkadaşlar çalışmayı yapmış olacağız. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar kafiye
kafiye ve redifle alakalı uygulamayı yapmış olduk. Lütfen verdiğim notlara çok dikkat edin. Özellikle şapkaya dikkat edin. Arkadaşlar tunç kafiye olayına dikkat edin. Ve kök ve ek olayına çok dikkat edin. Özellikle öğrencimizin karıştırdığı yer. Hocam eğer birinde kök var, birinde ek varsa orada ben ne arayacağım? Arkadaşlar kafiye arayacaksınız. Kafiye kökte aranır, redif ekte aranır deyip bu notlarla beraber inşallah konu cepte diyebilirsiniz. Ama ilk önce size tavsiyem, eğer ekler noktasında sıkıntınız varsa lütfen önce ekler konusunu halledip bunu çalışmanız çok daha sağlıklı olur. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.